İhracatçılar 2022'nin zor bir yıl olacağını öngörüyor. En çok da politika faizinden şikayet ediliyor. Çünkü özel bankalarda faizler %30 seviyesinde. Yatırım imkanı yok şu anda zaten. Çünkü para da yok. Bir güven ortamı da yok. Maalesef en büyük sıkıntılar bunlar. Adı politika faizi. İşte politika faizi öyle ama Merkez Bankası 20'nin üzerinde borçlanıyor. Yani böyle bir faiz yok aslında. Şu anda %30 civarında normal bankaların faizleri. Bu faizle iş yapmak ne kadar imkanı varsa o kadar yapılıyor. Ulusal kanalın sorularını yanıtlayan Ege İhracatçı Birlikleri Başkanı Jack Eskinazi, Reyeskont kredilerinin ihracatçıların kullanımına açılmasını istedi. Aksi durumda kaos yaşanır dedi. Merkez Bankası kaynakları ihracatçı için müsait hale getirilmesi lazım. Bunu getirilemediğimiz müddetçe ihracatçılar reyeskont kredilerini kullanamadıkları müddetçe kendi sermayelerinin kifayetli olmadığını herkes biliyor bunun. Mutlaka ihracatta bir eksilme olacaktır ama biz bu eksilmenin olmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Şu anda Merkez Bankası küçük üreticilere, KOBİ'lere kredi vermeye başladı. O da çok az bir miktarda ama büyük işletmeler bu krediyi göremiyorlar, alamıyorlar. Zamanla açılacağını ümit ediyoruz. Açılmazsa kaos olacak. Eskinazi, ihracat bedellerinin %25'inin Merkez Bankası'na satışı uygulamasında ilk 14 gün yaşanan sorunların giderildiğini söyledi. Bankalar bir hazırlık dönemi geçirmek mecburiyetinde kaldılar. Tabii bu arada bazı ihracatçılarımız mağdur oldu. Ama şu anda oturmuş bir sistem. 20 kuruş civarında aşağıda oluyor Merkez Bankası'nın kurları. Bütün zarar orada ihracatçıda 20 kuruş civarında bir aşağıda ama kurumlar vergisindeki iskontodan o onu oradan kompanse etmiş oluyor. İhracatçılar 2022 yılı ihracatının azalmaması için yoğun bir çaba sarf ediyor. Bunun için devletin güven veren ve kalıcı politikalar uygulamasını istiyor.